Nimet Seray Beklan Sever ya da hepimizin tanıdığı ismiyle sadece Seray Sever. O doğduğunda takvimler 27 Şubat 1973'ü gösteriyordu. Tamer Bey ve Serap Hanım'ın çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesinin hali vakti yerindeydi. Liseyi Doğuş Koleji'nde okuyan Seray Sever oldukça başarılı bir öğrenciydi. Tam bir sayısalcıydı ve TÜBİTAK matematik ödüllerinde derece bile aldı. Liseden sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazanan Seray Sever, ekonomi bölümünden mezun oldu. Seray Sever çocukluk ve gençlik yıllarını bir röportajında şöyle anlatıyor. Erkek gibi yetiştirildim. Devamlı bisiklet tepesindeydim. Tavla oynardım, kot pantolonlu bir çocuktum. Babam beni çok sık yetiştirdi. Şoför olmasına rağmen araba bozulunca tamire beni yollardı. Onu da öğreneyim diye. Şu anda bile evden hazırlanıp çıkmam, duş, makyaj dahil 15 dakikamı alır. Güzel olduğumun farkına ancak 19 yaşında vardım. Lisede annem bu çok erkek çocuğu gibi oldu deyip mankenlik ve zarafet kursuna gönderdi beni. Mankenlik kurslarının ardından foto modellik yapmaya başlayan Seray Sever kısa bir süre sonra da televizyona adım attı. Seray Sever'in televizyon macerası sunuculukla başladı. 1990 yılında TRT'de yayınlanan Pop Stop isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu yapan Seray Sever, daha sonra Emel Müftüoğlu'nun Hovar'da, Mirkelam'ın ise Tavla klibinde yer aldı. 1996'da Sabah Şekerlerini sunmaya başladı. Aynı yıl Sabah gazetesinin ses getiren reklamında oynadı. Ardından Erhan Yazıcıoğlu ile Seç Bakalım, Orhan Boran'la ATV'de Pazar ve Show TV'de ise Şans Kapıyı Kırınca adlı yarışma programında Kayra Şenocak ile birlikte ekranlardaydı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Seray Sever'in oyunculuğa adım atması pek de uzun sürmedi. İlk oyunculuk deneyimini 1998'deki Güldüren Cazibe dizisiyle yaşadı. Oyunculuktaki asıl çıkışını ise 2001-2002 yılları arasında yönetmenliğini Fatih Aksoy'un üstlendiği Dadı dizisiyle yaptı. Suzan karakterine hayat veren Seray Sever özellikle erkek hayranlarını ekran başına kilitliyordu. Bu süreçte popülaritesi artan Seray Sever sunuculuğun yanı sıra tiyatro oyunları ve reklam filmlerinde de boy gösterdi. Yükselişini sinema filmiyle taçlandırdı. 2003'te vizyona giren O Şimdi Asker filmiyle Beyaz Perde'ye adım attı. Yine aynı yıl Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Derya karakterine hayat verdi. 22 bölüm sonunda ölerek diziye veda eden Seray Sever, Popstar ve Türkstar yarışmalarının sunuculuğunu üstlendi. 2005 yılında ikinci sinema filmi Banyo ile yeniden beyaz perdedeydi. Zirvede olduğu o günlerde tinercilerin saldırısına uğramıştı. Ünlü oyuncu yaşadığı korkunç olayı bir röportajında şöyle anlatıyor. Beşiktaş Kültür Merkezi'nden çıkarken bir anda tinerciler etrafımızı sardı. Bir sürü basın çekiyor. Derler ya magazinin faydası vardır diye. Bana bir faydası olmadı. Kameralar çekince bunlar da havaya girdi. Taksiye biniyorum, elinde ateşle bana üflüyor. Yaşadığım korkuyu anlatamam. Şok oldum. Çünkü çaresizsiniz. İki kadınsınız. Herkes çekiyor, izliyor ve kimse bir şey yapmıyor. Sonra bir tanesi korktuğumu anladı ve müdahale etti. Bugün aynı şey Emine Bulut cinayetinde oldu. Yardım etmek yerine izlediler. Güzel sonucu 2007'de ise Seray Sever ve Erkekler adlı programıyla oldukça dikkat çekti. Bu programda usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu ile yaşadıkları hafızalarımıza kazındı. Seray Sever yıllar sonra yaşadığı bu olayla ilgili ikinci sayfa programında şunları söylemişti. Ali Poyrazoğlu bana sarıldı. O dönemler sert bir tiptim sanırım. Yaptığım işler fazlaca dikkat çekiyor ve abartılıyordu. O dönem olay çok büyüdü ve kadın hakları dernekleri bile araya girdi. Ama o bir show programıydı ve hareketi yapan kişi de Ali Poyrazoğlu. Ne onun kendisinden söz ettirmeye ihtiyacı var ne de hareketin arkasında başka bir sebep aramaya. Mesleğinde çok başarılıydı ancak özellikle yoğun bir erkek izleyicisi vardı. Ekranlarda görüldüğü zaman kanal kolay kolay değişmez, program bitene kadar izlenirdi. Oynadığı dizi ve filmlerdeki hayat verdiği çekici kadın rollerinde de adeta ekrana kilitliyordu. Bu durumun farkında olan Seray Sever, vamp kadın rollerinden kurtulamıyorum demişti. Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu ile yüzleşme programında şunları söylemişti. Doğuştan fiziki yapım var, koca gözün, koca dudağın var, vücut formu yuvarlak, hatların var, öyle algılanıyorsun.
O algı ile öyle bir özdeşleşiyor ki. Mesela Nurgül Yeşilçay. Filmde soyundu, jartiyer giydi, seksi pozlar verdi. Öyle algılanmıyor evin kızı durumunda. Okulda da öyleydi. Yandaki kız kopya çekerdi, bana bakarlardı. Dikkat çekiciydim. Bu beni normal hayatta erkeksi tavırlara itti. Höt zöt biriyim. Dandan konuşuyorum. Hanım hanımcık feminen olamadım. Tavla oynarım, maç seyrederim. Defans mekanizması olarak kadınlığımı geri itmemi sağladı. Hem sunucu hem de oyuncu olarak oldukça başarılı işler yapan Seray Sever, 2006 yılında şarkıcılığa soyundu. 5 şarkılık Yeni Bir Karar isimli albümünü çıkaran ünlü oyuncu, kayıt stüdyosunda detone olmuştu. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlar, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncu bir röportajında detone olayının perde arkasını şöyle anlatmıştı. Normalde stüdyoya girip camın dışından ses çekiliyor. Ben iyi niyetliyim. Girin içeri dedim ya, ne olacak? İyi niyetli insanların sonu mezarlardır. Beni de gömdüler. Programlarda beni ve sesimi öyle aşağıladılar ki, öyle şeyler yapıldı ki bana, inanamazsınız. Ama iyi oldu. İyi ki başıma bunlar geldi. Olan her şeyde bir hayır vardır. Bu başıma gelen şeye ben bugün şükrediyorum. Ruhumda şarkıcılık yok. Ben bir Candan Erçetin değilim, Sezen Aksu değilim. Ama belki de bu kadar eleştiri yapılmasaydı havaya girerdim. İyi ki böyle yaptılar da şarkıcı olmadım. Seray Sever TV8'deki ikinci sayfa programında ise şunları söylemişti. Görüntüleri izleyince ben de çok kötü oldum. Ancak detone olduğumu izleyince bir günde kurdeşen döktüm ve onun travmasını ancak 10 yılda atlatabildim. O süreçte pek çok önemli isim bana destek oldu ve bu tarz bir durumun herkesin başına gelebileceğini söyledi. Sadece Yıldız Tilbe'yi hatırlıyorum. Benim için o karga sesli şeklinde bir yorumda bulunmuştu. 2007'de ATV'de Metin Şentürk ile birlikte Sabahın Körü programını sunan Seray Sever, bir yıl sonra Zodiac isimli kendi yapım şirketini kurdu. Ve ilk olarak Türkmax'te ekrana gelen Sen Harikasın adlı dizinin yapımcılığını üstlenerek Demet Akbağ, Ragıp Savaş, Güven Kıraç ve Ruslar Gültekin gibi uslu oyuncuları aynı projede buluşturdu. 2008'de Maskeli Beşler Kıbrıs filminde rol alan Seray Sever'in sinemada oynadığı son yapım ise 2005 yılında vizyona giren Manda Yuvası filmi oldu. Seray Sever'in özel hayatından bahsedecek olursak, ilk evliliğini henüz 21 yaşındayken Uğur Kozanoğlu ile yaptı. 5 yıl sonra boşandılar. Daha sonra Kürşat Başar, Hakan Altun ve Ömer Durak gibi isimlerle aşk yaşadı. Özellikle Hakan Altun'la yaşadığı aşk o dönemin magazin sayfalarından düşmedi. Ancak ikili sürpriz bir şekilde ayrıldı. Ayrılığın ardından Hakan Altun, Seray Sever'e "Telefonun başında çaresiz bekliyorum" şarkısını yazdı. Yıllardır çocuk sahibi olmayı hayal eden Seray Sever, bebeğini doğuracağı insanın ruh eşi olması gerektiğine inandı. Ancak hayatının aşkıyla çok geç karşılaştı. Ünlü oyuncu 2018 yılında Eray Sünbül ile dünya evine girdi. 45 yaşında nikah masasına oturan Seray Sever, evlendiği yıl tam 8 kez tüp bebek tedavisiyle hamile kalmayı denedi. Fakat olmadı. Bir süre denemekten vazgeçti. 48 yaşına geldiğinde ise ikiz bebek beklediğini duyurdu. Bir mucize gerçekleşmişti adeta. Ünlü oyuncu 48'in mucizesini Hürriyet'ten Orkun Ün'e verdiği röportajında şöyle anlatıyor. 48 yaş gerçekten mucize. Ben 45 yaşında evlendim ve çok denedik. Fakat önemli bir detay vardı hayatımda. Annem 48 yaşında doğal yollardan hamile kalmıştı. Takdiri ilahi bazı şeyler. Şu işe bakın ki ben de 48 yaşında hamile kaldım. Gebelikteki 8 olumsuz faktörün 4'ünü karşılıyordu Seray Sever. Hem yaşı ileriydi hem de ikiz bekliyordu. Ünlü sunucu Posta'dan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajında hamilelik sürecini şöyle anlatıyor. Hamileyken 14 kilo kadar aldım. Hiç midem bulanmadı. Düzenli yürüyüşler yaptım. İlk 3 ay aşırı yedim, doymak bilmedim. İskender üzerine lahmacun, lahmacun sonrası döner bile yedim. Bir ara epey saçmaladım. Sonra beslenme uzmanıyla devam ettim. O kadar güzel bir süreç ki 20 yaşında anne olsaydım bugün 10 çocuk sahibiydim. Riskli bir hamilelik geçiren Seray Sever, doğumuna kısa bir süre kala koronavirüs nedeniyle babasını kaybetmesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu bu süreçte yaşadıklarını Orkun Ün'e şöyle anlatmıştı. Hayattaki en büyük korkumla sınandım. Kocama da dedim. Çok istediğim bir şey geliyor,
İnşallah bir kayıp vermeyiz diye. Babam benim hayattaki en iyi dostumdu. Bir dediğim iki edilmedi. Benim bugün bir tane tek taşım varsa babam aldı üniversiteye girdiğimde. Böyle bir babanın evladıyım. Seray Sever 2 Mayıs 2022'de ikizlerine kavuştu. Fakat sancılı bir doğum süreci yaşadı. İkizler dünyaya geldikten sonra tam 3,5 saat ameliyathanede kaldı. Adeta ölümden dönen Seray Sever, TV8'deki ikinci sayfa programında doğum anını şöyle anlatmıştı. Çocukların boğa burcu olsun diye bir gün sonra doğum yapmak istedim ama olmadı. Zor bir süreç oldu. Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operasyonum 3,5 saat sürdü. Ameliyathaneye girerken bu kadarını bilmiyordum. Hastaneye gitmeden iki kalça kemiğimin yanlara doğru açıldığını gördüm. Sabah 5'te hastanedeydim. Önce buradan sağ salim çıkarsam çocuklarımla bir adak adayım dedim. Sonra tamamen teslimiyetteyim. Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına diye düşündüm. Seray Sever'in hayatında tasavvufun önemli bir yeri var. Defalarca umreye gitmesine rağmen bir kez bile fotoğraf paylaşma gereği duymadı. Reklam yapmak yerine inancını kendi içinde yaşamayı tercih etti. Güzel oyuncu İpek Tuzcuoğlu ile yüzleşme programında şunları söylemişti. Kabe hayatımdaki dönüm noktalarından biri. Bu konuda hiç konuşmadım. Bu Allah'la kul arasında bir şey. İmanla paranın kimde olduğu belli olmaz denir ya, buna inanıyorum. Tanıdığım birçok insandan çok daha inançlıyım. Laik, demokratik ve Atatürkçüyüm. Bir o kadar da çok sağlam Müslümanım. Acısıyla tatlısıyla bir Seray Sever geçiyor bu dünyadan. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.